Gezenti'de bugün İzmit'in lezzet duraklarından biri olan Yağız Kebap'tayız. Yağız Kebap'ta çok zengin bir menü seçeneği var. Ama özellikle kahvaltıda ya kahvaltıyla beraber veya kahvaltı harici ciğer yiyebiliyorsunuz. Kahvaltıda da sabah sabah ciğer yenir mi demeyin, yeniyor. İzleyeceğiz nasıl yendiğini. İyi seyirler dilerim. Yağız Kebap'ın sahibi Cevdet Seyran'la şu anda birlikteyiz. Cevdet Bey, güzel bir kahvaltı menünüz var. Bu kahvaltı menüsünde çok ilginç bir olay var bizim için. Ciğer de servis ediyorsunuz. Bununla ilgili bize biraz bilgi verir misiniz? Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Sizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ciğer, Doğu ve Güneydoğu kültüründe, Orta Doğu kültüründe sabah kahvaltısında yenen bir gıda. Sakatatların sabah kahvaltısında yenilmesi insanın gün içerisinde daha dirençli, daha sağlıklı, obezite olmadan, kilo almadan daha rahat yaşabilmesi için D vitamini dediğimiz insanın eksik olan D vitamini tamamlamasıyla ilgili olan sakatatlar. Ciğer Urfa'da, Antep'te, Diyarbakır'da ve bu bölgede sabah kahvaltısında yani sabah 7'den başlar 11'e kadar herkes ciğer yer kahvaltıda. Muhakkak, bunda Canan Karatay'ın söylediği gibi, muhakkak en az 2 günde bir alınması lazım, yenilmesi lazım diye insan vücudu için, insan vitamini için gerektiğini söylerdi. Doğru söylüyor. Çünkü bizim büyüklerimiz, bizim ustalarımız, bizim ceddimiz, onlar da öyle yerdi. Sabah kahvaltısı muhakkak sakatat dediğimiz ciğeri yerdi. Biz de burada Kocaeli'nde buna hasrettik. Defalarca bölgeye gidip orada yediğimiz oluyordu. Biz de ne yaptık? Burada Yağız Kebap'ta bunu insanların sunumuna getirdik. Ve insanlara şu anda burada bu hizmeti veriyoruz. Herkesi kahvaltıda ciğer yemeye bekliyoruz burada. Peki şimdi kahvaltıyla beraber de veriyorsunuz veyahut da kahvaltı yerine sadece ciğer de mi yiyebiliyorlar? Yani sadece tabii kahvaltı da yapılabiliyor. Burası çok zengin bir mutfak, Yağız Kebap. Yani insanların her şeyin bir arada bulabileceği bir mutfak burası. Ciğeri sadece ciğer olarak da alabilir. Aynı zamanda kahvaltıyla birlikte de alabilir. Yani insanların tercihi. Şimdi 4 kişilik bir masada biri çorba içer, biri ciğer yer, biri de kahvaltı yiyebilir. Yani bunda bir sıkıntı yok. Çorba da var, değil mi? Evet, kelemiz, paçamız, mercimek çorbamız, beyran çorbamız. Mumbarımız, şırdanımız hepsi mevcut. Evet, aslında bu çorba kültürü bizim ülkemizde var ama tabii çorba çeşitlerinde kültür farkları oluyor. Ağır gelmiyor mu peki bu çorbalar? Mumbar, beyran ve şırdan sanıyorum. Ağır gelmiyor mu? Şimdi bu çorbaların dediğimiz gibi sakatat çorbaları. Tabii bunun hem acılı olması hem limon katkılı olması aynı zamanda insan sağlığını mikroplara karşı, hastalıklara karşı direnç hale getiriyor. Kelepaça kesinlikle ve kesinlikle kışın veya grip olduğumuzda, hasta olduğumuzda, halsiz olduğumuzda muhakkak tüketilmesi gereken bir çorba. Şiddetle tavsiye ediyorum bu konuda. Peki o zaman biz kahvaltımızı yapalım. Sonrasında herhalde çorbalarımız da gelecek. Evet. Tamam. One, two, one, two, one, two, one, two.
geldi. Evet. Şimdi bu ciğerin özelliği ne? Yani nereden alıyorsunuz? Bunun pişirme şekli nasıl oluyor? Evet, ciğerimiz kuzu ciğeri. Esasında lezzeti ve dokunuşu Mersin yöresinden, Mersin'den gelen lezzet mantığıyla Süleyman ustamız, Mersin Süleyman ustamız yapıyor ve gerçekten çok lezzetli yapıyor, çok kıvamlı yapıyor. Evet, çok da güzel, çok da lezzetli. Bunun aynı zamanda bir de yaprak ciğeri dediğimiz tereyağda yaprak ciğeri de yapıyoruz. O da çok farklı bir tat, farklı bir lezzet. Herkese tavsiye ediyoruz. Tamam, o zaman biz de yiyelim Cevdet Bey. Şimdi ana yemeklerin fiyatlarını sormayacağım Cevdet Bey ama bu yemiş olduğum, kahvaltıda yemiş olduğum çorbaların ve şırdan ve mumbarın fiyatını almak istiyorum. Çünkü seyircilerimiz bunu merak ediyor. Evet. Beyran çorbamız 28 lira, mumbarımız 25 lira, şırdanımız 22 lira. Sadece mesela şırdan yediğinde yetiyor mu o kişiye? Yeter. Yeter. Bir de kahvaltıda ciğer de veriyorsunuz. Evet. Ama haricen yediğinde ciğeri o ne kadar? Ciğer 35 lira bizde. Kaç şiş oldu? 10 şiş ciğer veriyoruz. Evet, 10 şiş ciğer çok iyi bir sayı. Yani gramaj olarak çok iyi bir gramaj. Fazlasıyla doyurucu. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ya yöresel lezzetleri %95 yöreye uygun olarak burada olabilecekler de belli malzeme açısından. Olabilecek şekilde buraya taşıdığınız için ve bize bu lezzetleri tattırdığınız için de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Kocaeli halkı rahatlıkla, özellikle pandemi sürecinde rahatlıkla gelip hem mutfağımızı gezebilir, hem yemeklerimizin tadına bakabilir, hem çok leziz, hem çok temiz, hijyene çok dikkat ediyoruz. Devamlı zaten denetlemeler muhakkak oluyor ama biz kendi denetlememizi kendimiz yapıyoruz. Daha çok hijyene dikkat ediyoruz. Rahat, gönül rahatlığıyla herkes burada yemek yiyebilir. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, bugün İzmit'te Yağız Kebap'taydık. Güzel bir kahvaltı yaptık. Tabii kahvaltı peynir zeytin kahvaltısı değil. Ciğer yedim. Ben bunu daha önce Adana'da da yemiştim. Aynı lezzeti buldum. Diğer menüleri de gördünüz, izlediniz. Değişik lezzetler isteyen, yöresel bir kahvaltı yapmak isteyen, özellikle kendi yöresinin şırdanını, mumbarını yemek isteyen Yağız Kebap'a çok rahatlıkla gelebilir. Bugünlük bu kadar. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.